Ekmek ve Günden herkese merhabalar. 2019'un artık son günlerine gelirken son programda sizlere merhaba diyoruz bugün. Koca bir yılı artık geride bırakmak üzereyiz. Bir sürü şey yaşandı bu yıl boyunca. Kadınlara ilişkin çok fazla şey yaşandı. İşçi ve emekçi kadınların mücadeleleri, talepleri, kadın hareketinin talepleri, eylemleri, kazanımları, kadınların sokaktaki hareketleri, bir sürü şey oldu. Bunları ve yani tamamını ve neler yaşadığımızı, unuttuklarımızı, bir türlü unutamadıklarımızı hepsini bugün birlikte bir değerlendirelim. Şöyle 2019'u kapatırken bir bilanço çıkaralım, bir panorama çıkaralım istedik birlikte. Karaca'yla birlikteyiz. Ekmek ve Gibi editörlerinden biliyorsunuz. Birlikte konuşacağız. 2019 neler oldu ve 2020'ye neler bıraktı? Sevda, hoş geldin diyeyim sana. Merhaba. Hemen başlayalım. 2019 malum çok dolu dolu aslında bir yıl oldu. Ama nasıl oldu bu dolu doluluğun içinde neler vardı? Önce 2019 deyince böyle canlanan şey ne oluyor gözünde? Neyi bırakıyoruz geride? Aslında şiddet dolu, kriz dolu. Aynı zamanda hem iktidar bakımından hem de muhalefet bakımından, tabii ki de kadınlar bakımından çok fazla sonuç çıkarılacak değişimlerin de yaşandı ve bu değişimlerin de bir yanıyla da iyi değerlendirilip 2020'de artık değişen bir ülke ve dünya içinde olanakların da çok arttığını düşündüğüm bir 2019 geçirdik. Şimdi tabii adettendir, genellikle yıl değerlendirmeleri yapılırken bütün yaşadıklarımızın dökümünü yaparız. 2019'a ait bir döküm çıkaracaksak eğer, yani bu dökümün büyük oranda kadınlar cephesinden şiddetle anılan, hani kadın cinayetleriyle anılan bir yıl olduğunu söylemek lazım. Ve bir taraftan da aslında şiddetin hem içeriğinin hem boyutunun da değiştiği bir 2019 yaşadığımızı düşünüyorum. Bunun hani gerekçelerini, arka planını Ekmek ve Gül'de hani çok çeşitli vesilelerle bu sene boyunca tartıştık. Ama bir şey hatırlatmak isterim izleyicilerimize. 2019 yılı aslında hükümet cephesinden de başlangıcı kadınlar bakımından imlenen bir yıldı. 2019 yılı diğer yıllardan farklı olarak ilk defa hani tek adam yönetimi uygulamasında somut bir olguyu gördüğümüz bir yıl olarak başladı. Yani adına her ne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümeti dense de biz ilk defa işte hükümet programı yerine Cumhurbaşkanlığı yıllık programının açıklandığı ve ülke politikasının toplamda iktidar cephesinden nasıl şekillendirileceğinin anlatıldığı 303 sayfalık bir program metniyle 2019'a başlamıştık. Ve burada kadınlar bakımından çok önemli noktalar vardı. Hatırlatmak lazım izleyicilerimize. Bu 303 sayfalık Cumhurbaşkanlığı yıllık programının en önemli gündem maddesi kadınlar için bir, ailenin bütünlüğünün korunması, iki, aile değerlerinin ve kuşaklar arası ilişkilerinin hani milli ve yerli değerlerimizle donatılarak yeniden aslında gündem haline getirilmesi ve bir taraftan da bütün bunların da ailelerin sosyal refahının arttırılmasına yönelik aile eğitim programlarının yaygınlaştırılmasıyla yapılacağını söylenen bir program vardı karşımızda. Şiddet yoktu. Şiddetin bir problem, çok ciddi bir sorun olarak aslında karşımızda duruyor olduğu gerçeğinin üstü örtülmüştü bu programda. Oysa biz 2019 yılına girerken daha tıpkı bugün yaptığımız değerlendirme gibi 2018'de de en çok kadına yönelik şiddeti konuştuğumuz, ifade ettiğimiz bir yıla başlamıştık. Aile içi şiddetten hiç söz etmeyen ve esas olarak da ailenin korunmasını kendine bir hedef olarak ortaya koyan ve bunun içinde 2019 yılında öncelikli olarak aile danışmanlığını ve uzlaştırma mekanizmalarını geliştireceğini söyleyen bir programımız vardı. Bizim değil program, hükümetin öyle bir programı vardı. Nitekim örneğin bütçede, evet, 2019'du işte 2020'ye bağlayan
bütçede tam da 2019 yılının işte Cumhurbaşkanlığı programının esaslarına uygun bir biçimde ortaya kondu. İşte bu tablo aslında 2019 yılında hani iktidar politikaları bakımından kadınların yaşadığı sorunlarla iktidar politikalarının hani bunları nasıl ele aldığı ve neyle, hangi zihniyetle çözmeye çalıştığının bir göstergesi oldu. Tam da böyle bir yerden başlayan bir aslında hani ne denir, yıl planlaması iktidar bakımından. Her gün neredeyse 5 kadının öldürüldüğü, yani ilk 11 ayda 490'a yakın kadının çok vahşi biçimlerde katledildiği 2019 yılı bakımından neden bir soruna çözüm bulunamadığının ve hatta tam tersi sorunun giderek derinleştiğinin de göstergelerinden biri kabul edilebilir bence. Şimdi bu tartışmanın, yani kadın yönelik şiddet ve kadın cinayetleri özellikle yılın son aylarında artık gittikçe arttı. Yani hem dünyadaki gelişmeler bir taraftan hem de Türkiye'de de çok fazla sokak eylemlerine artık yeter diyerek kadınların sokaklara döküldükleri bir hal aldı, ama bunun çoklu ayakları var tabii ki şiddet meselesinin. Yani bir yanı tabii ki kadınların talepleri ve mücadelesi belki en görünür yanı o oluyor, ama bir tarafı az önce senin anlattığın hükümetin ve aslında Cumhurbaşkanlığı sisteminin toplam olarak yaptıkları ve yapmadıklarıyla ilgili, bir kısmı adalet sistemiyle ilgili oldu, bir kısmı yine kolluk ne denir, sistemiyle ilgili, güçleriyle ilgili oldu. Bunların hepsine böyle belki bakarız, ama mesela kadınlara bir şey atfedilmişti bu yıla başlarken. Erdoğan 2018'i kapatırken 2019'u kadınlar sırtlanacak. Evet. Diye çok iddialı bir giriş yapmıştı. Ne oldu kadınlar açısından? Neyi sırtlanmış oldu kadınlar? Erdoğan 2019'u kadınlar sırtlanacak emrini aslında 2018 yılında partisinin metal yorgunluğunu aşmak üzere il il dolaşarak yaptığı buluşmalardan birinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadın kollarının Merkezi Yürütme Kurulu'nun toplantısında söylemişti. 2019'u kadınlar sırtlanacak cümlesinin yanı sıra bir cümle daha kurmuştu. O da şuydu: kadınların AKP'den uzaklaşmasına izin vermeyeceksiniz sözü. Bu söz aslına bakarsanız bir taraftan da bir öngörü sözü. Çünkü 2019 yılına girerken yine işte ekonomik krizin gerçekten gündelik hayatı çok zorlaştırmaya başladığı, etkilerinin giderek görüldüğü, bir yandan işte artan kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı vakalarının gerçekten büyük bir öfke yarattığı, üstelik bunların önlenmesine dönük taleplerin de tam tersi bir yerden, işte programa da yansıyan biçimiyle, işte uzlaştırma, kadını eve hapsetme, çocuk istismarını da örneğin çocukların istismarcılarla evlendirilmesi önergesi gibi halk nezdinde de gerçekten çok ciddi tepki toplayan önergelerle ele alınması gibi bir tabloyla çıktı karşımıza. Şimdi bir yanıyla böyle bir tabloyla çıkmaktan, yani çözüm olarak bunları sunmaktan kendini alıkoyamadığı bir politik zemini var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ama diğer taraftan da böyle bir zeminden hareket ederek attığı her adımın karşılığının kendi tabanı olarak gördüğü geniş kadın kesimleri bakımından da hep ondan uzaklaşmaya, sorgulamaya ve bunu da aynı zamanda politik bir sorgulamaya dönüştüğünü de, yani elbette ki çok iyi bilen, bunun elinde verilerinin de olduğunu bildiğimiz bir tablo vardı. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadın kollarına 2019 yılına girerken kadınların AK Parti'den uzaklaşmasına izin vermeyeceksiniz emrini verdiğinde bir olgudan bahsediyordu Erdoğan. Nitekim biz özellikle 2019 yılının yine en belirleyici gündemlerinden biri olan yerel seçimlerde, 31 Mart seçimlerinde aslında bu sözü neden söylediğini ve bunun gerçekleşemeyecek bir talep, yani gerçekleşemeyecek bir başarı olarak da nasıl karşısına çıktığını gördük. 31 Mart seçimleri 3 büyük kentte ve 3 büyük kentte hezimetle, pek çok sanayi kentinde, büyük kentte, yani kadınların gündelik hayatının daha modern taleplerle şekillendiği kentlerde ise bir gerilemeyle, AKP'nin bir gerilemesiyle son çıkandığını görmüş olduk.
Şimdi 2019'a böyle başlamıştık. Yani 2018'i böyle bitirmiştik aslında. Muhtemelen seneye de bir program yapacak olsak 2019'u şöyle bitirdik deriz diye şimdiden öyle düşünüyorum en azından. Genel gelirin çok tartışıldığı bir haldeyiz şu an. Şimdi kadınların AKP'den kopmasına izin vermeyin şeyinden Erdoğan'ın. Adalet Bakanlığı'nın kadınlara bir şey vaat etmek zorunda kaldığı, bir genelge açıklamak zorunda kaldığı günlere geldik yani bu bir yıl içerisinde. Peş peşe geçtiğimiz hafta aslında bütün kamu kurumları canhıraş açıklamalar yapmaya başladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yılın ortasında aslında 2018 verilerini yayına kapatmışlardı. Biz yayınlanmasını her yıl, her ay istediğimiz halde. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Son 10 günde falan Emniyet, Jandarma, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı herkes peş peşe veriler açıkladı. Yani çoğu birbirinin içinde tutmayan aslında ilginç veriler. Ve genelgeler. En önemlisi Adalet Bakanlığı'nın genelgesi. Türkiye Barolar Birliği'nin önergesi var burada. Ve Emniyet'in de silahlara ilişkin yayınladığı genelge var. Böyle bir geçiş yaşandı toplamda bir yılda. Bunu nasıl okumak gerekir? Ne getirdi buraya? 2018 yılında kadına yönelik şiddet rakamlarının ne olduğunu açıklayın talebine aslında iktidarın verdiği cevap büyük oranda şöyle bir şey oluyordu. Ya kadınlar eskisinden daha çok işte yargıya, adalete, kolluk güçlerine başvurdukları için biz onlara bu güveni sağladığımız için elbette ki rakamlar daha çok artıyor. Çünkü görünürleşiyor. Bu da yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadınları güçlendiren ve onlara haklarını aramalarının olanaklarını sağlayan politikaları sayesinde oldu cevabını vermişlerdi. Ama yine de bir tek veriyi bile açıklamak noktasında bir adım atmamışlardı. Şimdi biliyoruz çok uzunca bir süredir kadın örgütleri ve çeşitli basın kuruluşları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, işte üzeri kapatılan şüpheli kadın ölümleri ve intiharlarına ilişkin verileri tutuyor. Biz de buralardan takip ediyoruz aslında. Şimdi bütün bu verilerin dışında gündelik hayatta çok artık ayyuka çıkmış bir gerçek var. O da kadına yönelik şiddetin ciddi biçimlerde arttığı, bir de üstüne boyutlarının da değiştiği, vahşetinin arttığı ve adeta kadınlardan öce almaya dönük. Yani kadınların yeni bir hayat kurma taleplerinin direkt önüne hani geçmeye dönük. Devletin, yargının, kolluğun, faillerin böyle el ele vererek kadınların karşısına geçtiği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bir de krizin etkileriyle birlikte aslında şiddet çok katmerlenince ve boyutlanınca bir yanıyla da kadınların adalet mekanizmalarından hep eli boş döndüğü, çok can yakan örneklerle karşımıza çıkınca gerçekten de bir toplumsal duyarlılık ve infial de arttı. Hatırlayalım, bu yıl seneye damgasını vuran cinayetlerden bir tanesi Eskişehir'de Ayşe Tuğba Arslan'ın sokak ortasında satırla öldürüldüğü cinayet. Ve Ayşe Tuğba'nın tam 23 kez başvuruda bulunduğu ve bir başvurusunda da artık benim ölmemi mi bekliyorsunuz Ve sorusunu sordu. Evet, yani o dilekçelerin çantasından çıktığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık biz. Hangi kadın cinayetinin arkasını araştırsak hepsinde kadınların bir hak arayışı içerisine girdiğini ama çok büyük bir hukuk garabetiyle ve yalnız bırakılmayla baş başa bırakıldıklarını gördük. Bu elbette ki toplumsal olarak da bir karşılığı olan bir gerçeklik. Ve dolayısıyla da artık şöyle bir şeyin arkasına sığınılamıyor yani. Biz kadınlara verdiğimiz haklar ve onları güçlendirdiğimiz için kadınlar daha çok başvuruyorlar. O yüzden rakamlar artıyor değil. Rakamlar artıyor çünkü şiddet artıyor. Rakamlar artıyor çünkü kadınların şiddet görmesini meşrulaştıran ve bunu çok olanaklı kılan toplam bir politikanın orta yerinde bir 2019 senesi yaşadık gerçekten de. Dolayısıyla da bunun bu yükselen aslında tepkinin ve AKP'den uzaklaşmasına izin vermeyin dediği halde kadınların yani bütün bu olan bitenin bir politik sistem meselesi yani iktidarın ve bu devletin yaklaşımı meselesi olduğunu daha çok tartıştı bir memleket ortamında da bir dakika benden vazgeçmeyin ben hani elimden geleni yine yapacağım gösterisi
olarak değerlendiriyorum ben bu çabayı. Ama yani bir kere hani ne denir, kılıç kınından çıktı yani. Ve bu artık geri döndürülemeyecek bir noktaya geldi. Böylesi önergeler elbette ki bir tek kadının hayatını bile kurtaracaksa önemli olacak. Ama biz bu adımların hiçbirinin kadınları gerçekten şiddetten koruyacak olan ufka sahip olmadığını bildiğimiz için de ve bu cinayetler maalesef devam edeceği için de kadınların öfkesini bastıracak bir işle taşımayacağını da düşünüyoruz. Burayı istersen biraz noktalayalım, birkaç şey hatırlatalım. Herhalde 2020'ye devredecek tartışmalar diye sıralayacağımız birçok gündemde biriktirdi 2019. Nafaka tartışması bunlardan biriydi ve ikinci yargı paketinde yine yer alması bekleniyor. 2020'ye kaldı gibi görünüyor. Senin başından beri de bahsettiğin aslında çocukların istismarcılarıyla evlendirilmesini kapsayan önerge bunlardan bir tanesi. Ve az önce konuştuğumuz iki talep 6.284 sayılı yasadaki, koruma yasasındaki, ki çok önemli bir yasa gerçekten kadınların şiddetten korunması için, eksikliklerin giderilmesi ve yasanın tam anlamıyla uygulanması talebi önümüzdeki yıla devreden taleplerden bir tanesi. Yine İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi de öyle diyebiliriz. Burada da yine sorunun çok çeşitli tarafları var ve bu tarafların hepsi arasında geçen bir mücadele herhalde bizi bekleyecek gibi görünüyor. Yıla en damga vuran olaylardan bir tanesi kuşkusuz kriz oldu. Zaman zaman intiharlarla gündeme geldi, zaman zaman işçi direnişleriyle gündeme geldi ya da işçilerin öfke patlamaları taleplerini bir biçimde ifade etmeleriyle gündeme geldi. Bu açıdan neler hatırlıyorsun? Şimdi ekonomik krizin de en görünmeyenlerinin kadınlar olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar örneğin 2008 krizi sürecinde olan kadınların ne yaşadığına dönük ilginin ve bu alana ilişkin özel bir hani bu yaşananları açığa çıkartma çabasının çok daha üzerinde, onu aşan bir biçimde ekonomik krizin kadınların yaşamında neleri etkilediğini, neleri dönüştürdüğüne ilişkin tartışmalar yapılsa da genel olarak bir zaten krizin iktidar nezdinde adının konmadığı, kriz diyenin neredeyse devlet düşmanı ilan edildiği, bir taraftan da işte daha önce teğet geçti diye üzerinden atlanan kriz, teğet geçmiyor olsa da işte damadın evet, çeşitli açıklamalarıyla en kötüsünü açtık, en kötüsünü atladık cümleleriyle konunun yani krizin gerçek boyutlarının hani ortaya çıkmasının sürekli engellendiği bir tabloyla karşı karşıyaydık. Ekonomiciler çok tartışıyorlar. Örneğin pek çok istatistiki verinin değiştirildiği, verilerin enflasyon verilerinden tutalım da açlık, yoksulluk, geçim işte verilerinin her birinin hani makul bir seviyeye çekilebilmesi için işte bunların şey yapıldığı, tespit edildiği paketlerin içeriğinin sürekli değiştirildiği gibi tartışmaların da çok ayyuka çıktığı bir 2019'du bu aynı zamanda. Dolayısıyla aslında bu ağırlaşan etkilerin yansımaları gerçek hayatta kendini çok sıcak bir biçimde gösterirken hani buna ilişkin önlemlerin, politikaların ne olacağına ilişkin hem taleplerin hem de hükümet nezdinde insanların yaşadıklarına dair bir önlem paketinin filan bir türlü gündeme gelemediği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ama kadınlar nezdinde söyleyebileceğimiz en temel şeylerden bir tanesi bu. Biz Ekmek ve Gül olarak 2018'in sonu ve bugüne kadar 2020'ye de devredecek bir biçimde kadınların krizden nasıl etkilendiğinin görünümlerini ortaya çıkartma çabası içerisinde olduk ve pek çok rapor yayınladık. Ve bu raporların her biri bize iki yönlü bir şey ortaya koydu. Bir, bu derinleşen etkiler kadınların giderek daha ağır koşullarda ve kötü şartlarda çalışmasının önünü açarken ev içinde ve iş yerinde şiddeti de ciddi biçimlerde arttırdı. Ama biz büyük oranda kadın işçilerin özellikle bu süreçte yani kimi yerlerde örgütlenme eğilimlerinin
daha güçlendiğini, kimi yerlerde ise maalesef hatta örgütlü kimi yerlerde ise krizin işçilerin işte krize karşı mücadele noktasındaki beklentilerin de giderek düştüğü bir tabloyla da karşı karşıya kaldık. Maalesef sendikaların bu noktada kadın işçi ve emekçilerin yaşadıklarına ilişkin özgün bir program ve talepler, mücadele listesi yönelimi ortaya koymamasının da buna çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle 2020'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de krizin faturasının halkın omuzlarına yıkılmaması mücadelesinde özel olarak kadınların yaşadıklarının açığa çıkarılması ve buna yönelik özel talepler ve önlemlerin de dile getirilmesi noktasında olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bugün biz belki programı bitirmeden önce, belki de hemen bitirdikten sonra asgari ücret rakamlarının 2020 için açıklanması bekleniyor. Çok fazla tartışma olmuştu. Biz de mesela sanayi kentlerinde, sanayi bölgelerinde ya da mahallelerde kadınlarla görüştüğümüzde çok ciddi şeyler aslında açığa çıkmıştı. Ekmek ve Gülden izleyenlerimiz belki takip edebilirler. Ek iş ve fazla mesai mefhumların çok fazla yaygınlaştı ve kadınların neredeyse tüm zamanlarını artık çalışmaya ayırdıkları, yani bu böyle 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku falan gibi bir bölümün artık olmadığı hayatlarında bir tabloyla biz de karşılaşmıştık. Bunların yanı sıra belki krizin derinliğine ilişkin veri olması açısından işsizlik rekorlarının üst üste kırıldığı bir yıl oldu bu sene. Ve kadın işsizlik rakamları ilk defa bu düzeylere çıktı. Erkek işsizlik oranlarını çok çok aştı tabii ki. Her 33, her 100 genç kadından 33'ü işsiz. Bu çok yüksek bir oran. Evet, zaten istihdama katılma oranları, zaten eğitime katılma oranlarının erkeklerle kıyasla düşüklüğü de göz önünde bulundurulursa tabii bunlar kadın nüfusunun çok ciddi bir kesiminin aslında istihdam dışına itildiğini gösteren rakamlar oldu. Bunun yanı sıra sigortasız çalışma, TÜİK'in en son açıkladığı verilerde yine son yılların rekorunu kırar düzeye geldi. Bu da çok büyük oranda ilk olarak kadınlar sigortasız çalışmak durumunda bırakıldığı için kadınları etkilediğini söyleyebiliriz. Ama bir taraftan mesela bizim haklarımız var, köşemiz var. Oraya da çok yaygın olarak gelen sorular vardı dikkat çeken. Belki Onur Bakır onları okurlarımıza ayrıca toplayacak ve buluşturacağız ilerleyen günlerde. Kreş ve 8 Mart izinleri mesela bu yıl toplu sözleşmelerde özellikle çok öne çıkan talepler oldu. Ama yerel seçimlerden bu yana kreş tartışması, daha bugün mesela bir okurumuz bizi aradı ve kreş konusunda ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz diye Ekmek ve Gül'e ulaştı. Bu yani sadece bize gelenler bunlar ama kadınların tabii ki çok fazla çabası var bu konuda. Onun dışında belki dikkat çeken noktalardan bir tanesi analık hakları konusunda doğum yapan kadınların iş yerlerinde gerçekten karşılaştıkları hukuksuzluklar noktasında en çok soru gelen başlık bu oldu. Ve sendikal hakların önündeki engeller yine bu başlıklardan oldu. 2027'de herhalde bunlar yine devredecek tartışmalar olarak görünüyor. Evet. Sonuna geldik. Tam bu noktadan bağlayarak belki şey yapabiliriz, programı sonlandırabiliriz. Şimdi 2019-2020'ye bağlarken yani daha iyi bir yaşam umudunu destekleyecek en önemli gündem maddelerinden biri söylediği şey. Yani kadınlar 2019 yılında bütün hani ciddi saldırılara, polis baskısına, gözaltılara, hatta yani haklarında ne denir, mahkemeler açılmasına rağmen sokakta olmaktan hiç vazgeçmediler. Bu birinci noktaydı. İkincisi, 2019'un 25 Kasım ve 8 Mart, yani daha önceki senelere göre çok daha yaygın, yerel ve gerçekten de küçük buluşmaların büyük etkiler yarattığı bir düzlemde gerçekleşti. Ve evet, üçüncü, bizim de haklarımız var köşemize yansıyan en önemli gösterge, kadınlar yaşadıklarının çözümünün ne olabileceğine ilişkin sorgulayan ve bu hani çözüm noktasında da ne yapabileceğini bundan daha fazla oranda hani, ifade etmek isteyen, bunun arayışına giren bir noktadalar. Yani karanlık tablolara hani dan bakarsak eğer, 2019'un çok iç karartıcı bir yıl olduğu açık. Ama zaten bizden bunu istiyorlar. Ama bizim gerçekten 2020'ye devredecek en önemli şeyimiz, hani bugün bu arayışı ortaya koyan kadınların sayısının çokluğu ve bütün o toplum mühendisliklerine rağmen gerçekte kadınların başka bir hayat
taleplerinin de önünü asla geçilemediği bir gerçekle karşı karşıya olduğumuz. Hani maalesef bu büyük oranda işte devlet, yargı, kolluk, failler, erkekler üçgeninde, dörtgeninde kadınların hayattan koparılması gibi bir gerçekle karşı karşıya bırakıyor bizi. Ama hani biz kadınlar bir kişi daha eksilmeyeceğiz sözünün daha çok sahip çıktığımız oranda aslında kadınların bu arayışlarının ve başka bir hayat kurma çabalarında 2020'de daha örgütlü, daha güçlü bir şeye dönüşmesiyle bir değişim olanağını döşeceğini düşünüyoruz. Artık değişimi konuştuğumuz bir yıl olsun diye umalım. Birkaç hatırlatma yapalım izleyenlerimize ve 2019'a biz şimdiden veda etmiş olalım. Ve bütün dilekleriniz gerçekleşsin diyelim şimdiden. Biz hafta boyunca aslında hummalı bir hazırlık içindeyiz. 2019'un bilançosunu birlikte çıkartmak istiyoruz. Bu program bunlardan bir parçasıydı hazırlığımız ama 2020'nin ilk günlerine kadar çeşitli almanakları sitemizden bulabilirsiniz. Hem tarih 2019'da neler yaşadığımızı hatırlatan hem de çeşitli konulara ilişkin değerlendirmeler içeren almanaklarımız sitemizde sizinle buluşmaya başladı. Birbirinden güzel oldular bence. Girip tıklamanızda fayda var diyorum ve tekrar evet artık değişimi ve kazanımlarımızı ve birlikteliğimizi, gücümüzü konuştuğumuz bir yıl olması umuduyla hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi bir yıl olsun.